Sevgili takipçilerim, YouTube kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Arkadaşlar, bugün ne yapacağım? Bugün de salatalık turşusu yapacağım. Salatalık turşusu için burada benim 1,5 kilo şöyle salatalıklarım var arkadaşlar. Bunlar eşim pazardan almış. Şöyle tazecik. Şimdi bunu yapım aşamasını sizlikle birlikte yapalım. Sevgili arkadaşlarım, burada bu turşu için benim şöyle biraz biberim var, acılı. Turşuyu acı seviyorum. Malzemelerimi gösterelim. Şöyle burada bir tane yorgan iğnesi var. Böyle bu kadar da nohudum var. Bir yemek kaşığı şekerim var. 1,5 baş sarımsak soydum, hazırladım bunu da arkadaşlar. Burada da bir çay kaşığının ucuyla limon tuzum var. Limon tuzunu az olduğuna bakmayın arkadaşlar. Burada da 2 gün önce börülce turşusu yapmıştım. Börülce turşusundan kalan turşu suyum var. Bu da sirkeli, limon tuzulu, tuzlu. Az gelirse ekleme yapacağım. Sevgili arkadaşlarım, şöyle sizlere börülce turşumu da göstereyim. Gördüğünüz gibi bunu 2-3 gün önce yapmıştım. Çekimini yapmadım da önce, çünkü kanalımda var. Hiç suyunda buna bulanma yok. Gördüğünüz gibi. Şöyle de bir tane küçük yaptım. Evet, bunları da sizlere göstermek istedim. Sevgili arkadaşlarım. Arkadaşlar, ben şimdi turşuyu nasıl yapıyorum, onun yapımını sizlerle paylaşacağım. Şimdi şu malzemelerimi bir kenara alıyorum. Önce salatalıklarımı iğneleyeceğim arkadaşlar. Yalnız şu başlarındaki fazlalıklarını alıyorum. Ben başını kesmiyorum. Şöyle şu kadar başını alıyorum. Hepsini de bu şekilde yaptıktan sonra iğnelem işlemini yapacağım. Ben salatalıkların şu başını kesmiyorum arkadaşlar. Sadece içinin boşalmaması için şöyle bir iki yerden yorgan iğnesini batırıyorum. Benim turşum asla erimez. İnanın ki daha geçen seneki turşularımı kullanıyorum ben. Bir de ben bu salatalıkları akşamdan biraz tuzlu ve limonlu suda beklettim. Sevgili takipçilerim, o zaman da salatalık hiç erimiyor. Bu da aklımızda bulunsun, yani denemek isterseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi de biberlerimin başını alıyorum. Şöyle biberlerimi ikiye bölüyorum arkadaşlar, acısı çıksın diye. Çok acısı çıkmıyor. Şimdi bu biberleri yerken acı gibi geliyor ama yemeklere doğradığımda acısı çıkmıyor. Onun için şöyle başlarına alıyorum acısının çıkması için. Bunları ikiye bölüyorum. Şimdi biberlerimin başlarını da aldıktan sonra şöyle ikiye de böldüm. Büyüklerini, küçüklerini bölmedim ama. Şimdi salatalıklarımı iğnelemeye başlıyorum. Şöyle arkadaşlar. İki yerinden bu şekilde salatalıklarımı iğneliyorum. Bu da içinin boşalmaması için. Kornişonda hani başını kesseniz de oluyor, iğnelemeseniz de oluyor ama bu yerli salatalıklarda içi boşalıyor arkadaşlar, bu işlemi yapmazsanız. Şimdi salatalıklarımın hepsine de aynı işlemi uyguladıktan sonra şöyle kavanozuma yerleştireceğim. Önce nohudunu ekliyorum. Bismillah. Evet, şöyle nohudunu ekliyorum. Şöyle salatalıkları da rastgele atıyorum. Dizmeyeceğim arkadaşlar.
sarımsaklarımı da doğruyorum. Şöyle sarımsaklarımın da irilerini birkaç parçaya bölüyorum. Aromasının çıkması için. Bu şekilde turşu arkadaşlar asla erimiyor. Bir de bu akşamdan limonlu suda, tuzda beklettiğim zaman turşunun rengi sarı oluyor. Çok güzel bir rengi oluyor. Hazır turşularda hani nasıl renkleri sarı olduğu gibi öyle oluyor. Onu da denemenizi tavsiye ederim sevgili izleyicilerim. Evet, sarımsaklarımı da bu şekilde doğradım. Şimdi kavanozuma biraz şöyle atıyorum. Biraz da karışık biberle birlikte biber ekliyorum. Yine salatalıkları eklemeye devam ediyorum. Şimdi kavanozumun kapağını da böyle kapattım gördüğünüz gibi. Bu şekilde oldu turşum. Bunu ışık almayan gölge bir yerde bekleteceğim. Son halini de sizlerle paylaşacağım sevgili izleyicilerim. Sevgili izleyicilerim, salatalığımın bugün 5. günü turşumun. Rengine bakar mısınız? Şimdi ben bunun kapağını açacağım. Olup olmadığına bakacağım. Olduysa da sizlere sunumunu yapacağım. Sevgili takipçilerim, turşumu şöyle tabağıma aldım. Sizlere son halini de göstermek istedim. Şöyle arkadaşlar, dediğim gibi akşamdan bunu limonlu ve tuzlu suda bekletirseniz turşunuzun rengi bu şekilde oluyor. Burada da börülce turşum vardı. Onu da şöyle sizlere göstermek istedim. Bunun daha önce videosunu çekmiştim. Şimdi çekmedim. 5. günü bugün arkadaşlar. Turşum dönmüş. Şöyle sizlere suyunun rengini de göstereyim. Bulanık değil arkadaşlar. Malzeme eksik olursa turşunun suyu bulanık olur. Limon gibi sapsarı bakar mısınız? Şöylece gösteriyorum arkadaşlar. Sevgili arkadaşlarım, bugün de sizlerle böyle bir video paylaştım. Yaz turşusu, salatalık turşusu erimeden nasıl saklanılır, nasıl kurulur, onları sizlere göstermek istedim. Son halini de şöylece sizlerle paylaşıyorum. Evet, bugün de bir videomun daha sonuna geldim sevgili izleyicilerim. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.